Oğlum niye herkes birbirinin cinsel organlarıyla ilgili şeyleri merak etmiş? Oğlum özellikle ne kadar aşağılık insanlarız ya. Ya da seninle pek fazla ilgilenmiyor, boş hangisi? Hmm. Oğlum insanlara böyle öneriler veririm ama. Herkese selamlar, yepyeni bir videoyla tamamen orijinal, kendi bulduğum bir içerikle karşınızdayım. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda bir masaüstü bilgisayar var. Bugün Kızlar Soruyor diye bir site var. Mutlaka birçoğunuz biliyordur. Sen duymuş muydun daha önce? Ben de mi öğrendim? Duymuştum ilk. Evrim duymuş mesela. Kızlar Soruyor diye bir site var. Burada erkek kullanıcılar da var bu arada ama genelde kızlar sorular soruyorlar ya da merak ettiği, öğrenmek istediği bir şeyi soruyorlar. Bir başlık açıyorlar. Onun altına da insanlar düşüncelerini yazıyor. Twitter'da da ben çok görüyordum bu tarz Kızlar Soruyor başlıklarını, sorularını. Çok komik, çok değişik, saçma sapan, çevremizde duymayacağımız, görmeyeceğimiz başlıklar oluyordu. Bugün onları tek tek inceleyeceğiz, üzerine sohbet edeceğiz. Hatta eğer cevaplayabileceğimiz, çözüm üretebileceğimiz bir şey olursa da çözümlerimizi sizinle paylaşacağız. Çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Siz hazırsanız, Evrim de hazırsa... Hazırım kanka. Bravo, burada hazırım demen gerekiyordu da. O zaman videoya başlayalım. Umarım keyifli olur. Mesela, siz şu an burada görüyorsunuz. Gizli bir kadın üyesi demiş ki Allah kahretsin, nefret ediyorum ondan. Açıklamaya da şunu yazmış. Ben iri basenli bir kızım. Erkek arkadaşımın beni kucakladığı fotoğrafı Seyit Onbaşı yazarak Face'e yüklemiş yakansız. Ne yapacağım? Bu çocuğu terk et. Şerefsizlik terk etsin yani direkt. Seyit Onbaşı da demezsin kardeşim. Şey dersin yani. Hafif bir toplu bir kızsın ya falan dersin yani. Abi hiçbir şey yazmaması lazım. Aynen, hiçbir şey yazma zaten. Seyit Onbaşı da yazmazsın, sana lanet gelsin. Ben ne yapacağım demiş, boşayacağım bunu ben. Aynen. Yine gizli bir kullanıcı demiş ki otobüste uzun uzun bakıştık, hamile kalır mıyım? Hocam, bakışmak hamile bırakır mı? Bu biraz dalga geçmiş. Aynen. Uzun uzun bakıştık, hamile kalır mıyım? Kalırsın. Kalırsın. Aha, erkeklere sorun gelin mi demiş. Bir kadın kullanıcı erkeklere soru sormuş. Bu soruyu size cevaplayabilirsiniz. İlk sorusu. Erkekler ayakta işiyor ama oturarak da işeyebilir. Hiç oturarak işediniz mi? Evrim, hiç oturarak işedin mi lan? Atatürk'e tuvalette işedim. Ben de işedim oturarak. Oturarak işemin daha sağlıklı olduğunu söylediler. Ben bunu bir süre denedim ama yılların getirdiği bir şey, ayakta işemeye çok alıştığım için bir hafta falan dayandım. Dedim bununla uğraşılmaz. Kanka, yani işeceğiz bence... diye niye komple oturup şey yapmak zorunda? Ben bir gün alışveriş merkezi tuvaletinde pisuvarda ayakta işiyordum. Yanıma bir amca yaklaştı. Döndü böyle bana dedi ki bu aslında yaptığımız çok zararlı biliyor musun dedi. Ben dedim ki ne alaka? Dedim günah mı işliyoruz? Alt üstü işiyoruz ya. Ayakta işemek dedi çok zararlı dedi. Neymiş işte içinde kalıyormuş damlası da. O hem de diyor caiz değil, oturarak işenmesi lazım falan filan. Böyle bilgiler var. Ama niye o zaman o ayakta işiyormuş? Doğru, bu aklıma gelmedi böyle bir şey sormak harbiden. Oturarak işemek gibi, ayakta işemek gibi bir nimete sahipken açıkçası ben oturarak işemeyi tercih ederim. Evet, çok basit. Yani işe ve sonra işini bitir. Salla. Aynen. Ne kadar sallarsan salla, son damla kalır donda demişti. Evet. Erkekler tuvalete oturduğunda penisinizi ne yapıyorsunuz? Bacağın üstüne mi alıyorsun? Bacaklarınıza değmiyor mu? Ben oturmadan cebime sokuyorum. Sonra oturuyorum. Erim, sen böyle bir şikayetin var mı? Yok kanka ya. Oturduğunuzda dışkınızı yaparken çişiniz de gelse o an oturarak ne yapıyorsunuz? Oğlum kız niye böyle acayip salak saçma şeyler? Aynen. İşte bahsettiğim böyle gereksiz tuhaf sorular buydu yani. Aynen de yapıyorum ikisini de. Böyle çabucak işim bitiyor kanka. Oturduğunuzda dışkınızı yaparken çişiniz de gelse o an oturarak nasıl yapıyorsunuz? Kanka ikisi de yapıyorum yani. Sen nasıl yapıyorsan ben de öyle yapıyorum. Aynen. Bunda ha, garip bir durum var mı? Sadece melekten sokuyorum. Laf söylenecek olana direkt şikayet ederim. Tirmat. Oğlum niye herkes birbirinin cinsel organlarıyla ilgili şeyleri merak etmiş? Erkek bir kullanıcı demiş ki sevgilimin bacağındaki kılları gördüm. Ben meğer maymun mu seviyormuşum? Bu bir kere ne kadar saygısızca bence bir yani laf. Kızın çorabının üstünde gördüm sadece. Bildiğim maymunun kız kardeşi ya benden. Oğlum özellikle ne kadar aşağılık insanlarız ya. Harbiden. Bu kız ağzının anlamını bilmiyor galiba. Sevgililer günü hediyesi olarak kazak almıştım. Aslında kendine kazaklı gerek yokmuş.
O arkadaş bayağı kırıcı olmuş. Yani inşallah sevgilin görür. Aynen, inşallah görür, rezil rüsva olursun, şerefsiz. Hamile bir kadın tekrar hamile kalır mı? Şimdi hamile bir kadın ilişki... Kanka, çok... İlişkiye tekrar şey yapsa, hamile arkadaş tekrar sevişse diyebilirsin. Niye kastın? Hamile kalır mı? Hep merak ettim bunu. Salak galiba, çünkü öyle bir şey olmaz kanka. Öyle bir şey olmaz kanka. Öyle bir şey olsa o zaman içeride 3, 4, 5, 6, 10 tane çocuk biriksin. Oğlum niye hepsi... Hep bir cinsel. Yani. Evet, hep bizim zaten Türk milleti arkadaşlar cinsellikten besleniyor bildiğiniz üzere. Hep şakalarımız da cinsellik üzerine, küfürlerimiz bile cinsellik üzerine yani. Toplu taşıma, bak ben bunu daha önce görmüştüm, aşağıya yorulmuştum. Kadın demiş ki, toplu taşımada yanınıza izinsiz oturan erkeklerden rahatsız oluyor musunuz? Ulan toplu taşıma senin kendi özel aracın. Ben senin yanına otururken niye izin isteyeyim? Sen oraya otururken izin mi aldın birine? Ya bak şimdi, bütün koltuklar boş olur, gelir senin yanına oturur. Ha eyvallah. Ama yoksa... Öyle bir durum rahatsız edici. Mesela bütün yer boş, benim yanıma bir erkek otursa ben ondan bile rahatsız olurum yani. Oğlum bırak rahat rahat oturayım, bir sürü yer var, niye benim yanıma oturayım? Acaba niye benim yanıma beğendim falan? Tedirgin olurum. Demiş ki, ben şahsen deli oluyorum. Bu yapılan şeyle taciz arasında hiçbir fark görmüyorum. Anasının nikahı. Bir kadının yanına bir erkek izin almadan oturamaz. Bir erkek izin almadan yanıma oturursa ona sert bir bakış atıp ayağa kalkarım. Eğer izin alırsa da izin vermem. Benim yanıma kocamdan başka herkes oturamaz demiş yani. Yobaz. Şıllık. Şıllık. Kocana sen söyle oturdun sana. Mesela bir kadının yanına. Sana dedi ki, benden izin aldın mı nasıl yanıma oturursun? Kalktık o zaman yani. Aynen, kalk, ben de öyle derdim. Yani. Derim rahatsız oluyorsan gidebilirsin. Ben rahatsızlık duymuyorum. O zaman kocasına söyleyecek, ona bir tane araba alacak kanka. Aynen, tamam, alacak onunla kanka. Beraber gidecek. Ya da kendi arabasını kendin alacaksın. Oturacak, kimse de sana karışamayacak kardeşim. Böyle bir dünya yok. Onu geçin. Sevgilim yok. Benim de yok. Doğru düzgün arkadaşım yok. Sağ olsun var. Ortamım zaten yok. Yeteneğim yok. Param yok. Bu beni içten içe bir yıkık yapar. İşten işe değil bence yani. Keşke dıştan her kalsa yani. Yani komple ayaklı bir yıkıksın anasını. Ama yazık, öyle demeyeyim. Şimdi bu tarz arkadaşlar varsa kanka. Şimdi niye dalga geçtim böyle biriyle? Sadece ben mi geçtim? Ya yorumlarda izleyen arkadaşlar arasında bu kriterlerin hepsini sağlayan biri varsa. Tamam kanka, gelsin yanıma, ben ona yardımcı olayım. Nasıl yardımcı olursun mesela? Sevgilisi yokmuş. Buluruz. Nasıl bulacaksın? Buluruz. Pezemek misin oğlum sen? Doğru düzgün arkadaşım yok. Arkadaş olurum. Bu çocuk belli ki çok utangaç bir çocuk bir kere. İçine kapanık bir çocuk. Çünkü girişken bir insan bu kriterlerden en az birini illaki sağlar. Aynen. Yeteneğim yok demiş. Bence herkesin bir yeteneği vardır. Katılıyor musun? Keşfetmemiştir bence. Aynen. Senin yeteneğin de ben de bir keşfetmiyorum. Yani. Senin yeteneğin de. Doğru zamanı bekliyorum. Neyin doğru zamanı? Yeteneğimi keşfetmem için. Yeteneğin... Dur bakayım, senin ne yeteneğin var lan? Bilmiyorum. Harbiden bilmiyor musun? Bilmiyorum kanka şu an. Hiç e tam bir tane kriteri sağladın. Param var mı kanka? O da yok. Ortamın da yok. E bunu sen mi attın yoksa kanka? Bir şey diyeceğim, yeteneği nasıl yok ya? Bilmiyorum kanka, ne yeteneğim var ki acaba? Şu an düşünüyorum da, belki de vardır. Artık keşfet ama. Senin yeteneğin ne? Kanka, benim çoğu spora yatkınlığım var. Niye bu sayfa böyle şey oldu sanki öyle? Benim çoğu spora bir yatkınlığım var. Kanka o benim de var. Benim ya haberim yok, yıllardır birlikte spor yapıyoruz. Ama özellikle futbol konusunda çok mütevazi olmayı tercih eden bir insan değilim. Bence futbolda yeteneğim bayağı iyi durumda yani. Evet. Yoksa erkek kullanıcılarımızla beraber bir halı saha maçı mı yapıyoruz? Yapar mıyız öyle bir şey olsun? Kanka yapalım ya. Bence güzel olur. Sevgilisi yok, arkadaşı yok, ortamı zaten yok, yeteneği de yok, parası da yok. Ne yapacak biliyor musun? Ben sana hani 2 dakikada şey çeteresini çıkarayım. Kinder falan mıydı? Yok kanka. İlk önce üstüne başına bakacak, tamam mı? Güzel. Sonra bu çocuğun özgüven kazanması lazım çünkü. Mesela doğru, ya sakal yakışıyor mu? Sakalsız mı yakışıyor? Onu bir kere şey yapması lazım. Ya bir imaj yani, oluşturması imaj lazım. Kendine ait bir imajın, bir saç mesela çok önemlidir. Giyim kuşam aşırı önemlidir. Aynen. Ayakkabı önemli, koku çok önemlidir. Zayıfsa kilo alacak. Kiloluysa hani gene kilo verecek. Kardeşim bu çocuk senin standartlarına uymak zorunda mı? İnsanlar şişman kendi mutlu olabilir. Zayıf kendi mutlu olabilir. Hayır, şimdi hangi şişman kendisinden memnun? Ama bak şimdi bak, bunları konuşursak biz linçleniriz. Gerçekten linçlenebiliriz. Herkes nasıl mutluysa öyle olsun. Kimse toplumun dayattığı güzellik standartlarına uymak zorunda değil. İyi prim kastın. Aynen öyle. Bir şey değil mi? Acayip. Cinsel birliktelik yaşadığınız eski sevgilinizin düğün fotoğraflarını görseniz
Neyse bir dakika, bu ne demek oğlum, ben soruyu anlamadım. Cinsel bir ilgilik yaşadığınız eski sevgilinizin düğün fotoğraflarını görseniz ne hissedersiniz? Ha. Ne hissederiz oğlum? Hiçbir şey hissetmem. Oğlum, o duygu yaşamak lazım. Aynen, yaşamak lazım. Yaşamadan eski yani. Sevgilin artık eski yani. Kimisinin şey umurunda olmaz. Kimisi kalır. Kimisi intihar yani, eder. Senin için konu kapandıysa bir şey hissetmez. Aynen. Yani, şahsen ben hissetmezdim ya. Suyu ısıt demek nasıl seks içerebiliyor bilen var mı? Bu ne oğlum, suyu ısıttın niye ya dersin? Tam yani yanlış anla, Türk toplum zekası. Yani. Bir de şey diyeceğim, ben bu deyimi duymadım ha. Ben dedim. Suyu ısıt. Suyu ısıt demek nasıl seks içerebiliyor? Bu soruya yorumlara cevap versenize. Çay için mi ısıtıyorsun? Suyu ısıt demek nasıl seks içerebiliyor bilen var mı? Harbiden bilen varsa yazsın. Suyu ısıt ne demek ya? Mercimeği fırına vermek falan duyduk da suyu aynen ısıt ben hiç duymadım. Sevgilimin suratını yaladım, ayıp olmuş mudur? Yani eğer köpek değilsen ayıp olmuştur bence yani. Sevginin suratını niye yalarsın ki? Lan çok utanıyorum, ayrılır mı benden, ne yapmalıyım? Alın bu da dinlemelik olsun. Öpüşüyorduk, benden ne bileyim, bitireceğine devam ediyorsan da suratını burnunu yalamışım. Farklı bir fantezi. Saygı duyuyoruz diyorum, değil mi? Bence de. Sevgilim sürekli Buca'nın altyapısından bahsediyor. Galiba sevgilisi benim. Kanka hatırlıyorum. Buca'nın sorunları bitmiyor arkadaşlar. Ben de Buca'da okuyorum 9 Eylül Üniversitesi'nde. Bence yani Buca severler illaki vardır da Buca lanet bir yer. Uzak. Şey diyeyim mi kanka, ben bunu nasıl anladım biliyor musun? Buca'nın altyapısından bahsederken Buca Spor Grubu'nun altyapısından bahsediyorum. Aa anladım. Doğru. Doğru oğlum, öyle bahsettim zaten. Ben Buca'nın altyapı de sorunları derken işte mazgal falan aynen, hani su baskını. Acaba hangisi? Kızlar sevgilim sürekli Buca'nın altyapı sorunundan bahsediyor. Sizce vücudun herhangi bir sıkıntı olabilir mi? Spora git diyor olabilir mi? Seninkiymiş. Oha bir şey diyeceğim. Ben şimdi mesela sana Buca'nın altyapısından bahsediyorum. Ne sen aynen benim sevgilimsin. Fitness'tan bahsetsen neyse. Aynen. Sen bundan nasıl ya her şeyi sıkıntı olduğunu bir yere çekmeye çalışan bir... Evet evet, ben bu tarz insanlara hiç hoşlanmam. Şimdi belli ki bu kızın bir özgüven sorunu var. Kendisinden de o da mutlu değil. Her şeyi böyle sanki ona iğneliyormuş gibi aynen tribe girmiş. Bu kendi kendine biraz şey yapmış. Bence alt kız yani çocuk Buca'nın altyapısından bahsediyorsa futbola bir ilgisi falan vardır yani. Boş ver, hiç takılma. Ya da sen de pek fazla ilgilenmiyor. Boş hangisi? Oğlum insanlara böyle öneriler verme. Boş hangisi? Kestir patın arkadaşlar. Polat Alemdar gibi sevgilim olsun istiyorum. Var mı böyle aranızda? Evet işte. Bu muhtemelen mafya karısı olmak isteyen insanlar var ya. Yenge falan çizecekler. Böyle aynen şeyini falan koyacaklar. Böyle önüne dikecekler. Yenge. Aynen aynen. Bu biraz güç seviyor, fazla güç seviyor. Geçtik. Bu soru yıllardan beri tartışılan bir soru. Demiş ki, sevgilinizle yemeğe gidince parayı kim ödüyor? Erkek ödemek zorunda mı? Evet. Kanka bence hani ilk zamanlarda ödersin, tamam mı? Ama ondan sonra bir alman usulüne geçilmesi lazım. Sen ne diyorsun? Ben şöyle diyorum. Şimdi ilk buluşmaysa bir erkek olarak tabii ki ödenir. Aynen. Ama aslında bu da çok doğru değil. Ben kendim ödüyorum da. Yani aslında kim çağırıyorsa bence o ödemeli. Şimdi mesela seni ben davet ediyorsam ben ödemeliyim. Çünkü senin belki planlarında böyle bir şey yoktu, bir durumun yoktu. Ben çağırdığım için ben ödemeliyim diye düşünüyorum. Aslında aynen mantıklı. Ama artık bu insan sevgilin, zaten belli bir samimiyete ulaşmışsın ki sevgilin olmuş. Bir sen ödersin, bir o öder. Yani arada paranın bir lafı olmamalı bence. Ortak ödersiniz. Bir gün senin işinden gelir, sen ödersin. Yani böyle şeyleri çok kasmaya gerek yok. Ama ilk buluşmalar için erkek ödemeli yani. Erkek ödemeli ama ben şuna çok dikkat ederim. Bilmiyorum sen dikkat ediyor musun? Ben zaten öderim ama kızdan da bir davransın isterim şeye. Bir cüzdanına davransın. Hani bana zaten sen ödemelisin imajı vermemeli. Mesela kız davranır böyle kanka. Aynen. Hadi lütfen lütfen, hiç gerek yok falan, öyle olunca ben böyle ana diyorum, ne kadar tatlı. Diyorum helal olsun yani. Daha şey da bir resim gibi, bahşiş falan yani. Birden şey tamam söyledim. Aynen. Şok olacak. Siz de buna cevap verseniz de çok merak ettim. İlk buluşmada sizce hesabı kim ödemeli? Pazardan giyinsem varoş olduğumu düşünürler mi? Ben pazardan çok giyiniyordum yani. Küçükken zaten çok pazardan giyiniyordum. Bostanlı pazarını bilen bilir yani. Bostanlı pazarından gayet şık aynen olabilirsiniz. Gayet o bostan tikilerin hepsi Bostanlı pazarından geliyor yani. Orijinal birebir çakma hali güzel. İnsanı bence varoş yapan biraz düşünce yapısıdır. Giyme kuşamı değil. Oğlum ben habire sosyal mesaj veriyorum, fark ettin mi? Biraz evet, seyirciye oynuyorum yani.
Yorumlarda aşağıda kızlar falan, erkekler de alkış tufan olsun. Türkiye'de güzel kızlar mı yoksa yakışıklı erkekler mi daha fazla? Sokağa çıktığında daha çok güzel kız mı görüyorsun, daha çok yakışıklı erkek mi? Benim için bu soru çok net. Bence güzel kız çok daha fazla. Kanka çünkü böyle çok aşırı yakışıklı... Şimdi sen sadece kızlara baktığın için sana mesela bir kız da belki diyecek ki yakışıklı erkek daha fazla. Çünkü kızlara genelde erkeklerden daha fazla dikkatini çeker. Sen kendinden yakışıklı birini mi görsen bu ne leşli, varoşlu falan dersin, tamam mı? Demez misin? Tamam. Kadınlar daha böyle kendi güzelliklerinin üstüne koyabiliyorlar. Çünkü bu makyajıdır, bakımıdır, giyimi kuşamı daha ayrıntılı. Bence güzel kız çok daha fazla. Yok, bence öyle düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun? Yakışıklı erkek mi daha fazla? Evet. Harbi mi? Evet, yakışıklı erkek daha fazla. Bak, erkeklerin saf doğal bir güzelliği var. Oğlum sen erkekçi misin? Hayır. Bu ne demek oğlum, saf cinsi, doğal güzelliği? Kendi cinsimi savunuyorum. A few moments later. Özür dilerim. Erkekler daha fazlaymış. Bir kız arkadaş şöyle bir kanıya varmış. Ne yani, çok güzel olduğum için mi sevgilim yok? Sence böyle çok güzel olan insanların, genelde çok güzel olan insanlar gerçekten yalnız oluyor. Sen ondan mı yalnızsın? Harbiden ama çok güzel, mesela çok güzel kızlar yalnız oluyor. Niye bence biliyor musun? Çünkü zaten bu kız çok güzel diyorsun. Bana bakmaz. Ben de bana bakmaz demiyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Diyorum ki bu kızın zaten sevgilisi vardır. Hep böyle düşünüyorum. O kız çok güzel çünkü diyorum zaten bunu birileri yazılmıştır illa ki sevgilisi vardır diyorum, hiç yanaşmıyor. Genelde de hep tam tersi oluyor ama. Ya da şey, ulan bir bana bak, bir bana bak, benimle beraber olmaz. Evet, çok klasik bir soruyla devam demiş. Esmer mi, sarışın mı? Bu soruyu ben sana sorayım, esmer mi, sarışın mı? Kanka benim böyle bir şeyim yok açıkçası. Şimdi böyle esmer olsun, işte ya da ne bileyim sarışın olsun, şusu şöyle olsun, busu böyle olsun diye bir kriterim yok. Güzel buldum. Her kadın benim ilgimi çekiyor. Şöyle bir düşündüğümde genelde sarışın kadınlar daha böyle hoşuma gidiyor gibi. İlla bir tercih yapmak konusunda kalsam sarışın seçerim ama mesela Esmer'i çok beğendiğim insan oluyor yani. Sen hepsini beğeniyorsun. Aynen, genel olarak. Kız olması yeterli arkadaşlar. Esmer mi sarışın mı? Sen bana zaten sarışın diyemezsin ki sen bunu. Bak yeliz. İşte yeliz diyeceksin çünkü başka türlü bir arkadaş biraz hanımcı da korkuyor. Hanımından da korkuyor. Evrim mesela dışarı çağırıyorum. Kanka dedim şuraya gidelim mi? Bana diyor ki kanka bir Yeliz'e sorayım. Ama ben Yeliz'e sormadım ki, ben sana sordum kardeşim. Kanka sen... hanımcı ol. Her zaman kazan yani. Happy mutlu wife. Ol. Happy wife. Happy wife. Happy life demişler. Doğru. Evet. Erkeklerde kalın kaş itici mi yoksa çekici mi? Birleşik kaştan bahsetmiyorum. Kalın ama bakımlı bir kaş çekici midir sizce? Bence değil. Bence hem kadında hem erkekte ben kalın kaş benim hoşuma gitmiyor. Bir ara kalın kaş modası vardı. Herkesin böyle kaşlı, kadınların kaşları böyleydi. Hiç güzel değil bence. Ben hiç sevmiyorum. Aynen. Çok bir ara da çok ince saç, yani kaş vardı. Hatta Ebru Gündeş'in fotoğrafı var. Şuraya koyacağım. Şuraya koydum şu an. Biliyor musun fotoğrafı? Yok kanka, bilmiyorum. Gösterdim kanka. Yok. Bakayım. Çok itici. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi biz böyle en komik, absürt başlıklara bakacaktık. Bu arada fark ettiğiniz onlar bitti. Artık normal başlıkları kendimiz cevaplıyoruz. Böyle bir şeye döndü yani. Haberiniz olsun. Çünkü bunlar normal şeyler. Şu an ben kendim bunları sitesinden aratıp şu an buluyorum. Bunlar aktif sorular. Yeni sorulmuş. Tamam. O yüzden videodan çıkmak yok. Videonun konusu biraz dağılmış olabilir. Ama biz hala buradayız. Değil mi? Aynen. Benim için ilk buluşmada karşı cinste ilginizi ne çeker? Benim için ilk yüz sempatik konuşan, esprili olmalı sizin için demiş. Yüz, fizik. Senin için ne oğlum? Boş ver onu. Kanka elbette ki iç güzellik kadar dış güzellik de önemli. Ama bir insanın iç güzelliği... Bence sen bu cümleyi bitiremişsin. Bu cümleyi tamamlayacak sende o bilgi haznesini, darcını göremedim. Bilmiyorum. Bir konuya başladım ama devamına... Aynen. Fark ettim zaten. Oku. Oha. Oha kanka, bizim de bunu okuyacak şey yok. Yani bunu okursan ben bir tane kitap okumuş sayarım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Elimizden geldiğince soruları yanıtlamaya çalıştık, yorumlamaya çalıştık. Çok saçma, çok değişik sorular da vardı açıkçası içinde. Eğer bu seriyi beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.